değerli basın mensupları. Burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bulunuyoruz. Ben avukat Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanı. Buraya İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün bu sabah saat 05'ten itibaren Esenyurt Belediyesi'nde ve Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'in evinde cereyan eden uygulamalar, operasyonlar, işlemler ve eylemler konusunda bilgi almak üzere gelmiş bulunuyorum. Ben aynı zamanda anayasa hukuku profesörüyüm ve 40 yıl, 45 yıl bu dersleri vermiş bir kişiyim. Ben aynı zamanda emniyet yöneticilerini eğitmiş bir kişiyim. Bu itibarla şunu hatırlatmak isterim ki bütün işlemler anayasamız madde 2 çerçevesinde insan haklarına dayanan demokratik ve laik hukuk devleti bağlamında bütün işlemler anayasaya uygun görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yapılır, icra edilir. Bu bakımdan öncelikle benim bir hukukçu olarak, bir baro başkanı olarak olup bitenler konusunda İstanbul Emniyet Müdürü'nden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden bilgi almak hakkımdır. Fakat bu bilgiyi alamamış bulunuyoruz. Bu bilgiden İstanbul Emniyet Müdürlüğü bizi yoksun kılmış bulunuyor. O nedenle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Çünkü baro olarak anayasamıza göre, avukatlık kanununa göre insan haklarını izlemek, korumak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak görev ve sorumluluğumuzdur. Kuşkusuz emniyet, yasama, yürütme, yargı insan hakları için vardır. İnsan haklarının koruyucusudur. Ne var ki bugün sabah 05'ten itibaren tanık olduğumuz olaylar, uygulamalar gerek belediye binasına, makam odasına giriş tarzı kapının kırılarak girilmesi, gerekse Profesör Doktor Ahmet Özer'in evinden sabahın köründe celbedilmesi anayasamız açısından hiçbir biçimde açıklanabilecek bir dayanağa sahip bulunmamaktadır. Belediye başkanımız görevi başındadır. Belediye başkanımız pekala herhangi bir suç kuşkusu durumunda davet edilir ve her makama gelip ifade verebilecek konumdadır. Burada bu işlemler ve özellikle benim İstanbul Barosu Başkanı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün kapısında yarım saat bekletilmekle ve hiçbir sorumludan bilgi alamamış olmakla bu kuşkuların, uygulanan işlemlerin anayasaya aykırılığını pekiştirmektedir. Benim çağrım buradan İstanbul Emniyet Müdürü'nü, İstanbul Başsavcılığını ve diğer yargı makamlarını göreve davet ediyorum. Anayasal görev ve yetki sorumluluğuna davet ediyorum. Profesör Ahmet Özer İstanbul'dadır, makamının başındadır. Onu serbest bıraksınlar. Eğer herhangi bir iddia varsa o iddiayı işleme anayasamıza göre ve yasalarımızın belirlediği çerçevede yerine koysunlar. Yoksa sonradan yanlışlık oldu, soruşturma başlatıldı bu işlemi yapanlar aleyhine diye bir takım açıklamalar yapılmasın. Erkenken geç olmadan daha fazla gecikmeksizin bu konuda kamuoyunu aydınlatmalılar ve hemen belediye başkanımızı serbest bırakmalılar. Teşekkür ederim. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Teşekkür ederim. Hocam bir karar teşekkür ederim. Gerekli açıklamayı yaptım ben. O da aslında hukuksuz bir açıklama, gizlilik kararı var. Eğer gizlilik kararı varsa o zaman
gizlilik kararı konusunda İstanbul Barosu Başkanı herhangi bir bilgi sahibi olamıyor da emniyet hangi savcıyla bu işi yürütüyor? O da ayrıca üzerine durulması gereken bir konudur. Benim sözlerim açıktır. Anayasamıza göre hepimiz görev, yetki ve sorumluluklar sahibiyiz ve en başta insan haklarını korumakta görevli olan emniyet gelmektedir. Emniyetin bütün yetkililerini ve savcılığı anayasamıza saygıya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Halk, hukuk, adalet!